Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Soulstone Survivors'ta karşınızdayım sevgili dostlar. Soulstone Survivors biliyorsunuz Vampire Survivors benzeri bir oyun. Ama ne yapıyoruz efendim burada? Karakter her zamanki gibi otomatik adam kesiyor. XP topluyor. Farm yapıyor ve materyal kasıyoruz. Kastığımız materyalle de kasabayı upgrade'liyoruz. Kameram hiçbir şeyi kapatmıyor bu arada. Mouse imleci olduğuna bakmayın. İmlecin bir görevi yok. Ha, space'le dash atıyor. Güzel. Bir level gereydi bari ya. Onun speed artıyor. Kritik damage atma ihtimali artıyor. Multicast aynı skill'i iki kez atma falan mı? Nişangah biraz fazla büyük değil mi? Sanırım öyle bu arada. Eyvallah Kerem'cim, sağ olasın. %4 multicast ihtimalini alalım. Belki ard arda çıkar. Bir de saldırı skillini upgradeleyebileydik, iyiydi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben burada golemi alırım abi. Golem çok iyi savaşıyor var ya. Sizin yerinize farmlıyor abi resmen. Bu bölgenin konsepti değişmiş herhalde. Normalde daha farklı yaratıklar saldırıyordu. Golem'e baksana. Golem ana avrat dürtüklüyor. Increases your cast. Bu ne bilmiyorum. Increases damage %10. Ama ne yapıyor? Boyutumu arttırdığı için movement speed'im mi düşüyor? Movement speed'imi dilediğim gibi arttıramıyorum. Sanki Leviathan güzel ya böyle şey arttırma. Dayı ne iş yapıyorsun? Keslemek ne demek? Ha, anladım. Leviathan diyor ki damage veririm ama koşu hızını düşürürüm diyor. Okey. Bir şey geliyor. Golem'i buraya doğru alamazsak yalnız sıkıntı çıkacak. Niye golem'i buraya doğru alıyorum ki? Yaratığı golem'e doğru alayım. Oo, tükürdü üstüme. Golem'in can değerini arttırırım bu arada. Çok net arttırırım. O saldırıdan kaçamadık haliyle. İkinci bir golem çıktı. Güzel. Kırmızı yeşil renk körü adama tam bir işkence biliyor musunuz? Gerçekten tam bir işkence. Ama golemler benim yerime işi hallediyor. Şu ilk kullandığım skill'i arttırıyor galiba değil mi? Allah bilir neler art şey yapıyor yani. Shockwave totem. Poison bomb. Bunlar güzel şeylerdi. Ozan efendi bu arada eğer müsaitsen... Hayır, yanlış düşünmüşüm. Bahsettiğim skill ile alakası bile yok bunun. Ne olduğunu bilmiyorum bile. Şurada kristal toplayalım. Bu solda gördüğünüz materyaller, sol orta panelde. Base'e gidip item olarak geri dönüyor bize. Oy! Golemler ölmediyse iyi. Heroic Strike'ın damage'ini arttırıyor.
Magnet. Abi magnet aldı artık, bir etrafımızdakileri alabilirim ya. Brutal Strike. İngilizcem yok. Çat pat artıyorum. Poison bombu hiç kullanmadım, o yüzden bilmiyorum. Oy! Şu denk geldiğini öttürür var ya. Vallahi denk geldiğini öttürür ha. Tam bir boss katili şu Flurry. Flurry. Artı 8 armor ver. Minik bir boss geliyor. Golemler daha az demek yiyecek. Kaç. Ne kadar damage vurduğunu gördünüz mü? Summoner Lord'un canı kalmadı ki. Titan's Cleaver. Titanların Cleaver'ı. Ver ya, ver. Multicast. Moment Speed kıstıydık, onu ver. Shockwave Totem ver. Bu tarz olaylara aşina olduğum için bir sıkıntı yaşamıyorum da. Oy. Şu boss eriteni kullanırız, kullanırız. Bir de golemler aşırı sağlam abi. Ben golemlere her zaman buff veririm. Golemler aşırı aşırı sağlam. Yani çarı tam bir canavar ettik hocam. Tam bir canavar. Skiller otomatik atılıyor bu arada. Benim golemler sizlere ömür mü? Yoksa burada geliyor mu hala? Geliyor galiba. Poison bombu almak için yerini değiştirmen lazım diyor. Multicast var. Biraz oyundan düştük sanırım ya. Ama normal değil mi abi oyundan düşmemiz? %100 ihtimalle kritik atacağım düşman full canlıysa. Bence güzel bir şey. Bir boss daha geldi. Kaçman lazım oğlum, kaçman lazım. Shadow Spikes falan yok. Damage ver. O ne lan? Birader haritada bir şeyler oluyor ama Allah'tan hayırlısı diyorum. Behemoth ver. Sanırım temizledik elemanları ya. Leviathan'dan devam. İki boss kestim, 5 boss varmış burada toplam. Sorsana ne aldığını biliyor musun diye. Bir sor. Rica ediyorum bir sor. Sormuyorsun değil mi? Çünkü biliyor abi, adamlar da biliyor sallapati oynadığımı. Yarabbi şükür. Bunlar minik boss gibi aga. Bir elektrik build'i yapılıyor var ya bu oyunda. Bir ara bir run attığımda yapabilirsem göstereyim size. Bir elektrik build'i var. Yani şu an görüyorsunuz. Flurry şu bıçak fırlatma skill'i
müthiş derecede OP. Ve golemler. Ve golemler yani su götürmez bir gerçek. Golemler olmasa beni çoktan haşladılardı. Yıldırım büyüleri de çok iş yapıyor. Hatta sanırım biz artık normal skill vuramıyoruz diyebilir miyim? Multicast. İki tane shockwave totem atıyor. Kristali alayım mı? Kristali ver. İnanın bilmeden oynuyorum bu arada. Sade Pide 4. ayında efendim teşekkür ediyorum. Sevgili Sade Pide. 4. ayın kutlu olsun, sağ olasın. İyi yayınlar dileğin için de çok çok teşekkürler, eyvallah. Aha geliyor, bir lord daha geliyor. Götünden turbo çıkaran bir lord bu. Kaç 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 kaç. Ben başarılı buluyorum bizi. %25 ihtimalle düşmanı yakar. Bu götüne %25 ihtimalle düşmanı yapsa ne yapmasa ne abi. Çok güzel geldi. Çok iyi kastık bu arada. Yani bilmeden oynayarak. İyi kastığımızı düşünüyorum. %100 ihtimalle 2 hasar falan vuruyorum galiba. Biraz bloklamayı falan da arttıralım. Can kristali mi bu? Galiba can kristali. Boss mu geldi bu? Boss da değil bu, ne bu? Yan materyal gibi bir şey ya. Yok, dünyayı babuk. Piu. Kral bizi nereye fışkırttırdıydın? Ha, boss geldi galiba. Gamnut. Alev püskürten dev golem beyefendi. Sayın hocam. Ölmeni ölmenizi rica edebilir miyim münasip bir yerde? Teşekkür ederim ricamı kırmadığınız için. Şu öfkeyi almasaydık var ya hiçbir şeye yaramayacaktı ha. Bizi full şu kurtarıyor. Yani oyunun sonunda ne kadar damage vurduğuna baksak muhtemelen bütün her şeyin ilacı olur. Ya da en azından ben öyle düşünüyorum. Bana öyle geliyor, bir parça. 9-10K kristal kastık bu arada. Bu kristaller iyi bir şey. Kasabada bayağı upgrade yapmamızı sağlarlar. Kaçabildiğim kadar kaçmaya çalışıyorum. Ama işler hakikaten karıştı. Şu beyefendilerden kaçsam iyi olacak gibi. Benim golemi hastaneye geliyorlar galiba. Abi
ayıp. Benim golemi hakikaten hastanelik ediyorlar benim golemleri belli. Golemler ilk aşamada damager'da olsa şu an biraz tank görevi görüyorlar. Aha. Fallen King. Fallen'in Türkçesini bilmiyorum. Alfred. Alfred. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Alfred. Hocam. Bizim golemler ona iyi hasar vurdu. Yok abi, vurdukları gibi amel defterimizi kapattılar. Chaos Golem 2 milyon vurmuş. Shock Golem 2 milyon vurmuş. Flory 910 vurmuş. Bu arada ben öldüm ama Chaos Golemlerim kesiyor benim yerime. Fallen King düşmüş kral. Anladım. İlk başta oynadığım zombi oyununun adı Zompiercer. Harbiden neredeyse kesiyorlardı bu arada. Kestiler lan. Kaçsam demek ki Chaos Golemleri bitirirmiş işi. Ben demek ki Flory'e fazla güvenmişim. Neyse, dönelim menüye. Güzel malzeme kasıldı. Ben de bu arada şey yapacağım. Buna bir tur daha atacağım ama önce bir yemek molası. O yüzden bir Ozan'ın yardımını isteyeyim. Hatta şöyle yapalım dostlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Molayı vereyim. İkinci partta görüşürüz. Arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Biliyorsunuz bir el attık, ara verdik. Şimdi tekrardan devam. Baya baya bir kristal kastık. Bu kastığımız kristalleri skill upgrade'lemek için kullanalım. Bak, her level aldığımda 10 can veren var. Kristal topladıkça can veren mi var? Bu 20.000'e ne açılıyor? Maksimum canı arttırma muhabbeti. Blok muhabbeti. Daha fazla kritik ihtimali. Artı bir dash. Bende bundan yok değil mi? Corrupted Soulstone. Maalesef. Daha fazla XP kazanımına gidelim. Damage'i full'le bakayım bir tur. Sonra azıcık maksimum cana gidelim. Bir şey çıtırdığı gibi geldi ama. En üstteki sarı. Aa, bilmiyorum. 50 bine açılıyor. Bir saniye, bir yerden çıtır çıtır ses geliyor ya. O gelen sesin sebebini anlayamadım ben. Neyse, haydi. Fight deyip girişelim buraya. %90 temizlemişim zaten burayı. Bu sefer bir elektrik build'i üzerine ilerleyebilirim ya. Oo bak. Damage'i buffladığımız hissettiriyor ha. Kesinlikle golemi alacağım bu arada. Bunun müzikleri telifli değildir inşallah ya. Aman, telifliyse de ne yapam. Bir iki videomda da telif olsun, bir şey olmaz. Behemoth. Ver ya, can ver artı 30. Normalde damage arttırmasını tercih ederim ama ne yapayım. Tüm karakterlere kalıcı bir buff veriyormuş ama ne, anlamadım. Abi bütün... Bütün her şey aynı karakterlere yarıyor galiba ya.
İşte buna bastığımız maksimum can arttırma falan. Şunu bir denemek istiyorum. Oo. Sağlam bombalama. Güzel, alan temizlemeye yarar. Ama ben sürekli etrafımda dönecek bir şey olarak düşünmüştüm onu ya. Yanlış düşünmüşüm demek ki. İlk oynadığımızda da böyle remix gibi çalıyor muydu ya her şey? %50 ihtimalle kanamı vuracak ama ne olunca kanamı vuracak bilmiyorum. Bir şey buraya uzaktan füze gibi çalışıyor. Şunu quick strike ile halledersek iyi olur. Bu teliften öte artık rahatsız ediyor. Gerçekten teliften öte artık rahatsız etmeye başladı bu. Kötü müzik tercihi be ağacım. Ya da bana mı öyle geldi? Biraz hız düşüp damage arttırabilirim. Sözde bu el elektrikli bir şey yapacaktık. Body Slam. Void. Evet, Void açık, Void'in içinde oynamak daha opsiyonel gibi. Uzaktan vuranlar bir mahveder yani. Geçen el sonda gelen boss, bu el en başta geldi. Şu Thunder Strike'ı alıyorum bu sefer. Bence fena bir build olmuyor. Ama keşke yaratıkta summonlayabilseydik, orası apayrı bir mevzu. Efendim, arka plan değişti çünkü odayı değiştirdim. Ondan dolayı. Vallahi Void'le kombolanır diye gölge spike'ları da aldım. Mis gibi. Quick Strike'a verdik atak speed'i. Güzel de iş yapıyor aslında. Bayağı güzel iş yapıyor. Biraz daha yaratık kestikten sonra ikinci şey gelecek galiba. Lord gelecek.
Bu ikisini sevdim. Void güzel iş yapıyor. Bununla beraber Shadow Spike da güzel iş yapıyor. Void'i değiştirip acaba Void'in yerine Lightning Bolt'u mu alsam? Hani hem Thunderstrike hem Lightning Bolt. Evet, bunu söylemek için çok geç çünkü almaya tıklamadım kazara. Evet, boss canavar sayısına göre değişiyor ya. Aa, benim kafam... Aa, tamam, orayı kapatmıyormuş. Okey. Yani 850 yaratık kestiğim için geldi boss. Void yerine Kaos Golem'i alırım bu arada ya. Attack Speed'den devam. Shadow Spike Upgrade. Taos Golemler damage atsın. Ne olduğunu bilmiyorum ama Legendary Power'ı al mutlaka. Golemler her daim OP anladığım kadarıyla. Bunun için kenarlardan dolanıyorum. Toplanabilir adam akıllı bir kristal var mı diye. Vallahi Lightning Bolt'u koyacak yerim yok açıkçası. O yüzden Thunderstrike upgrade'e devam. İki golemimle beraber oynayacağım. Bir 100 yaratık sonra bir boss daha gelecek. Aha da geldi. Totem güzel iş yapıyordu normalde. Shadow Spike'a attack speed. Ay aman 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 aman. Alev topunu bana çevirmedi bile. Alev topunu bence direkt Kaos Golem'in üstüne attı. Efendim, oyun Steam'de var. Merhabalar sevgili Ryan. İyi yayınlar dileyin için çok çok teşekkür ederim. Sevgili Ryan'e sağ olasın. Oyun Steam üzerinde satışa sunulmuş durumda dostlar. Lakin birazcık pahalı bir yapımdır kendisi. Türkçe dil desteği yok ve 105 TL'lik bir satış fiyatı var. Ama oyunun en çok tercih edilen Vampire Survivors benzeri oyunlardan biri. 10.000'in üzeri olumlu yorumu falan var. Vampire Survivors'tan farklı olarak materyal topluyoruz sevgili dostlar ve bu topladığımız materyal base'i geliştirmeye yarıyor. Bir tane ana üssünüz var. Ana üssüne kadar gelişirse siz de o kadar güçlü oluyorsunuz. Bombayı kuvvetlendir. Artı 24 armor daha ver.
Armorlar sağ olsun doğru düzgün demeyi yemiyoruz. Ha, bu hoş olmadı işte. Umarım hortumlarından kaçabilirim. Birisi öldü bile. Abi multicast net. Skill'i iki defa atma ihtimalini asla kaçıramam. Biraz da golemlere buff gelse güzel olurmuş ya. %48 ihtimalle multicast. E çok iyi. %48 ihtimalle bombaları falan iki kez sallayacağım böyle. Evet. Bir tane daha boss geldi. Defansım çok iyi bu arada. İtemi alacağım ulan. Bombayı upgrade. Magnete upgrade. Golemleri upgrade'le. Oy, bomba saldırısını gördün mü? Birader çarbi bomba atıyor, bütün harita temizleniyor. Oyun Steam'de var efendim tabii ki. Soulstone Survivor kendisi. 105 TL'lik bir fiyatı var. İsterseniz prologu ücretsiz. Oynanabilir birkaç karakter ve şey... skill ağacını falan gösteriyor işte. Geçen el kesemediydik son boss'u. Bu el nasip olacak galiba. Golemleri 5 level'a çıkardım. Biraz yavaş mı kaldık ya? Bizim golemlerle dövüşüyorlar. Abo. Bir bomba atıyorum, geriye hiçbir şey kalmıyor. Son 5 canavar, sonra son boss geliyor. At bombayı buna. 15k vurdu bomba. Golemlerimi öldürürlerse beni mahvederler. Tertemiz. Tertemiz abi. E ne oldu şimdi? İki tane gidilebilir yer var. Escape the Void or Go Deeper. Daha da derine inebilirim ya da buradan çıkıp gidebilirim. İlk defa oyunu kazandığım için şu an bir parça şaşkınlık var üzerimde dostlar. Çünkü ilk defa bu dakikalara erişim sağlayabiliyorum.
Sanırım devam demeyi seçtik. Bizdeki Thunder Strike'miş. Thunder Clap değil. Ha, fena değiliz ya. Gücümüz, kudretimiz yerinde. Yaparız yani bu sporu. Biraz hızlı hareket etsek iyi olur. Oy 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 oy. Bombalar çok iyi bu arada ya. Bombalar gerçekten çok çok iyi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bir şeyin damage'ini çok ciddi oranda arttırdım. Thunder Strike upgrade'leyebiliriz. Buranın ilk boss'unu görsek bize yeter bu arada ya. Harbi diyorum, ilk boss'unu gelelim bize yeter. Abi ilk yetenek gelmedi ya garip bir şekilde. Haklısın, çok zayıf kaldı aslında. Ondan bir kurtulmak lazım da. Level alırsam değiştireyim. İyi dedin onu. Bak bir şey söyleyeyim mi? Shockwave Totem efsane bir şey yani, o Shockwave Totem. Güzel hatırlatma. Bilgilendirme için çok teşekkür ederim. Thunder Strike'dan devam. Bir saniye, çıt 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 bir ses geliyor. Ona bir bakmak istiyorum dostlar yani. Ağzına tükürdüm bir şeyine. Neyden geliyor o çıt çıt sesi, ben şey yaparım çünkü. Bir çıldırırım yani bir kenarda, anladın mı? Sese bir kafayı takarsam hele, bir obsesiflenirsem, eyvah eyvah. Hoppa, merhaba. Merhaba. Neyse, sanırım şimdilik aldırış etmeyeceğim. Yerden böyle minik minik bir ses duyup duruyorum. Ama duyduğum sesin ne olduğunu da bilmiyorum. Garip. Güçlendirebileceğim bir şey var. Of. Lan Lord gelmedi bile daha. Daha boss gelmedi bile. Geldi. Hem de iki tane birden. Chaos Rider ve Düşmüş Kral. Bilgisayar kasası ya da en yakın priz değil mi? Bilgisayar kasası normal ama ya. Prizden de bir cızırtı gelmiyor gibi. Nope. Tam anlayamadım da anlarız illaki. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Birader. Böyle bir adam dövmek yok bu arada ya. Karakter sıkıştı kenara. Adamın anasını ağlattılar moruk. Adamın anasını ağlattılar.
Öteki silahları açamadık daha. Triple War Axe. Double Splash. Basamıyoruz abi. Emerald ve Ruby yok. Ve demir yok. Yani ben şey yapacağım. Ocakta bir şey pişirmedim. Altının açık olduğunu zannetmiyorum. Oyundan da geliyor olabilir var ya. Çok ince bir şey. Achievement'lar bize bir şey vermiyor galiba. Galiba oyundan geliyor dostlar. Rünlerde bir şey açabildik mi? Rünlerde bir şey yok. Oyundan geliyor ya. Ama... Hocam bir daha Legion TD2 girerim tabii. Olur. Neden olmasın? Tam oyundan geliyor ya. Oyunda kamp ateşinin çıtırtısını şey zannettim ben. Şimdi ben bu karakteri level 10 yaptım da bu karakterin level 10 olması bir anlam ifade ediyor mu? Araba alım satım simülatöre tabii ki vakit kalır. Peki büyücüyü falan oynasam nasıl olur? Büyücünün 1 level olması ya da bunun 10 level olması bir anlam ifade ediyor mu? Skill'leri falan mı arttırıyor? Legion TD2 için rehber. Ya becerebilir miyim bilmiyorum ama tabii ki. Tabii ki denerim efendim. Hoş geldin ömrüşüm. Aa bunların kilidi açıldı. Sentinel ve Spellblade. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bu... Tam benim oynamak isteyeceğim karakter ha. Bu ne biliyor musun bu? Bu Battle Mage abi. Bu Battle Mage. Ben bununla oynarım. Hocam. Bir tane daha dash atma alamıyorum. Maksimum canı artı 50 arttır. Daha fazla XP kazanmamızı sağla. Ve hadi bakalım let's go. Lanet taşı gibi bir şey var galiba ya da cure. Onu bastığımda ne oluyor? Düşmanın canı falan artıyor ama %5 daha fazla şey veriyor. Bu goblin ne? Reckless goblin bilmem ne bilmem ne. Düşmanın canı %20 daha fazla falan. Bence bir şey söyleyeyim mi? Şu taş ne işe yarıyor bilmiyorum da ileride. Sadece düşmanı böyle bir %5 canını arttıralım yoksa mahvolmayalım. Battle Mage'i bir deneyelim ya. Vuruşu seri, güzel. Güzel, güzel, güzel. Rahat rahat adam keser bu. Hocam sağlam farmlıyoruz. Dostlar bu arada hani bir şey izlemek istiyorsanız vakit kalır mı kalmaz mı diye düşünmeyin. Ben akşama kadar yayındayım. Sıkıntı yok. Gittiği yere kadar gider yani. Aa hiç reload atma şansın falan yok galiba. Zaten buradan bir şey almayacağım da. Aa hiç şansım yok. Şu ne işe yarıyor hocam? Bunu bana bir çevirebilecek var mı? Delaş yapmalık hiçbir şey yok. Bak bu elden sonra araba alım satıma gireriz tamam mı? Araba alım satımın ardından da zaten saat 8 olur. Yani saat 8'e kadar oynar mıyım bilmiyorum araba alım satımı. Bu taş çatlasın 20 dakika falan sürer. Şey yapar yani. Merak etmeyin. Hepsini oynarız. Hasar verdiği alan gibi geldi bana babuş. Sence?
%20 ihtimalle Doom target 50 damage 5 saniye içerisinde. Hınını. Vurduğunu öldürme ihtimali var galiba ya. Çünkü execute target diyor. Vuruşların 20 şansta Doom etkisi yaratır ve sonra 50 damage alır. Çok azalırsa direkt öldürür. Anladım. Biz direkt kritik vurmaya yönelelim de. Boş geldi ilki ya. Mage'de ilk kez oynuyorum bu arada. Umarım güzel skill'leri vardır. Yalnız şunu söyleyeyim, eli ağır. İyi vuruyor. İyi vuruyor. Battle Mage deyip geçme, gerçekten iyi vuruyor. Thunderclap. Gökyüzünden görç diye indiriyor. Güzel. Biraz hız ya. Bu arada Warrior'a silah falan basacağım misal. Demir eksik. Slash'ın hasarını arttırıyor %30. Bence arttırsın. Atak speed de alabilirdik aslında ama. Olsun. Lightning Bolt. Yıldırımcı oynayalım mı böyle bir yıldırım gide gide. Ama şöyle bir şey vardı galiba. Oyunda gelen bosslar elementlere göre sıralanıyordu sanırım. Ve elementlere göre sıralandığı için eğer ben full yıldırım üzerine kurulursam sanırım hiçbir bok vuramam heriflere. Ama çok iyi iş yapıyor var ya. Yani Frostbolt'u alırsak dondurucuyu işimizi garantiye almış oluruz. İşimizi garantiye alırız abi. Ölmeyiz ama Lightning Bolt üf. Öyle güzel şey yapar ki. Slash elimizdeki silahla attığımız vuruş. Evet. Kamera açısı çünkü o da komple değiştiği için kamera açısı değişti. Ben bu arada komboya yöneldim ya. Ay. Hiç de pişman değilim. Yıldırım bu yılda müthiş iş yapıyor çünkü. 16 zırh alabilirim. Düşmana yanma etkisi verdirebilirim. Ya da kritik. Tamam, kritikten. Şimdi %24 ihtimalle şey vuruyoruz galiba. Kritik damage yapma olasılığı mı %24 artıyor? Bu da kritik damage'ini arttırıyor galiba. Kritik vurursam harbi vurmamı sağlıyor. Aslında full kritiğe Assassin bir karakterde gidilirdi ya. Battlemage yerine. Oo. Yıldırım topu gibi bir şey indiriyor. Arcane Power. Quick Strike'ın iyi iş yaptığını biliyorum aslında ama stun atıyor düşmana. Kurtarabilir bu bizi ya. Daha ilk boss'a bile giremedik. Hadi hayırlısı. Gökyüzünden meteor çok çok iyi bu arada. Attack speed. Bence slash'e attack speed alalım ya. Ağırlıklı olarak kılıçla savunuyoruz kendimizi.
Aha boss geliyor. Vallahi boss geliyor. Öldürdük mü lan boss'u? Death Vortex'i aldım. Yanma hasarından koruyor. Çok ihtiyaç olmuyor onlara ya. Death Vortex'i upgrade. Tam bir büyücü oldu bu. Güzel oldu ya. Magic Missile. Magic Missile da taramalı gibi. Tamam artık geri kalan her şey upgrade. Umarım güzel bufflar kazanırız ya. Şimdi şu Thunderclap'in atak speedini bir arttır bakayım. Daha sık aralıkla çarpsın. Abi silahlar evolve'lanıyor mu bilmiyorum. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğiniz için. Çok sağ olun. Bak bu arada bu buranın sıkıntısı ne biliyor musun? Ortalıkta fokus alabilecek golemlerim yok. Bütün her şeyin fokusu bende. Böyle bir sıkıntı var. Kardeş beni rahat bırak. Herif ölse de attığı skill geri geliyor. Leviathan'ı özellikle almıyorum. Çünkü hareket hızım azalırsa canım yanar gibime geliyor. Bu ne güzelmiş ya. Şununla şunun yerini bir değiştirsene. Alev zıbıdığı Bible gibi değil mi? Bunu hasar yemeden avlarız ya. Teşekkür ederim. Magic Missile'la attack speed alalım. Allah bana da geçen elden daha güçlüyüz gibi geldi ya.
Bu çok iyi. Bu çok çok iyi bu arada. Bununla gidip oh, yanlışlıkla alamadım. Bununla gidip şey yapabilirdik ya. Lightning Bolt'un yerini değiştirebilirdik. Herkese çarpıp alan vuruyordu o. Lord Hersker Prime'ın avantajıyla 6. ayında. İkinci toplamda 6. ayı. Teşekkür ediyorum efendim. Çok çok sağ olun. 6. ayınız kutlu olsun. Çok teşekkürler. Umarım keyifli, güzel zaman geçirirsiniz. Evet, geliyor bir tane yaratık. Ben bu kadar seri saldıran başka bir şey görmedim. Her yerimden saldırı yiyorum. Zıplattılar beni. Harbiden beni zıplattılar. Böyle böyle değil. Ben burada hapı yuttum bence. Her level aldığımda 10 can geliyor da. Level alamıyorum ki. De 10 canla son boss geldi ya. Medusa kılıklı bir şey geldi ya. Orada kes diye görev düşmesi kolay. Sıkıysa gel kendin kes. Bir tane de hava golemi var galiba orada. Agacım, Allah çarşınızı pazar etsin. Ben teşekkür ederim. Fena çar değilmiş bu arada ya. Level 2'ye kadar çıkmış da. Yok yani, barbar her zamanki gibi daha iyi.
Blacksmith'te Barbar'ın iteminin de mi bulamadık? Ulan bir alt kademeye de, bir üst kademeye de çıkaramadık itemi. Öyle duruyor. Yirmi bin canım da yok. Bari armor verelim ve bu videoluk burada bırakalım dostlar. Kıymetli arkadaşlar, vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler efendim. Soulstone Survivor'dan şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.